Şaban ayının 11'i geçen çarşamba günü Hazreti Ebu Abdullah el-Hüseyin aleyhisselamın canının parçası olan Hazreti Ali-i Ekber'in veladet yıl dönümü idi. Rabbul Alemin'e hamdü senalar olsun, biz de kendi aramızda toplandık ve de Hazreti Ali-i Ekber ile birlikte bu mübarek Şaban ayı içerisinde veladet günleri olan diğer imamlarımızı ve büyüklerimizi de bir arada topluca anmış ve de kutlamış olduk. Hazreti Ali-i Ekber Kerbela'da şehit edilmiştir. Bunu hepiniz bilmektesiniz. Hazreti Ali-i Ekber İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ailesi içerisinde savaş meydanına ilk giden şahsiyetti. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dostları, ashabı kendi aralarında şöyle bir karar almışlardı ki biz hayatta olduğumuz müddetçe Beni Haşim'den kimsenin savaş meydanına gitmesine izin vermeyeceğiz. Ve de o niyetlerine de verdikleri söze de uydular. Onlar hayatta oldukları müddetçe Beni Haşim'den kimse savaş meydanına gitmedi. Ve de ashabın tamamı canlarını Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunda verdikten sonra Ali-i Ekber geldi babasının huzuruna ve de savaşa gitmek için izin istedi. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam da oğlu Ali-i Ekber'e izin verdi ve de Ali-i Ekber epeyce bir savaşıp düşman askerlerinden epeycesini cehenneme gönderdikten sonra şehadet şerbetini içti. Ali-i Ekber'in kabri ise Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın ayaklarının önünde, ayaklarının dibinde o tabirle arz edelim. Defnedilmiştir ve de bu yüzden de Hüseyin Aleyhisselam'ın kabri altı köşeli bir kabir olarak yapılmıştır. Yani altı köşeli bir kabir olmasının sebebi ayaklarının yanında yatan Ali-i Ekber'den dolayıdır. Ali-i Ekber şehadet şerbetini içtiğinde 28 yaşında bir delikanlı idi. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Ali-i Ekber'i andığında, onu sıfatlandırdığında, özelliklerini söylediğinde ise şöyle buyuruyor. Ali-i Ekber Ehl-i Beyt içerisinde Hazreti Resulullah'a en fazla benzeyen kimse idi. Ve de izin alıp savaş meydanına giderken de İmam Hüseyin Aleyhisselam elini açıp gökyüzüne dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi şahit ol ki öyle bir kişiyi savaş meydanına gönderiyorum. Ne zaman peygamberi görmeyi arzu etseydik biz Ali-i Ekber'e bakardık. Hazreti Ali-i Ekber'in bu yüce şahsiyetin elbette ki bizler çünkü bütün her şeyimizi Kerbela şehitlerine borçluyuz. Ve onun fedakarlığının da karşılığını bizler hiçbir zaman nedir? Veremeyeceğiz. Çünkü bizler şu anda yaşadığımız bu mezhepteki bu birgeliği, bu yolu yaşamayı, bu rahatlığı, bütün her şeyi biz Kerbela şehitlerine, Ehl-i Beyt şehitlerine, İmamlarımıza, onların fedakarlıklarına borçluyuz. Bizim yapabileceğimiz tek bir şey de nedir? Onları anmak, onların yollarını anlatmak ve de onların bizlere sunmuş olduğu bu yolu yaşayabilmek için çaba sarf etmektir. Onların o güzel ahlakıyla ahlaklanabilmeye çalışmaktır inşallah.